Kafa Tapayken'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte sadece maç atacağız. Bunun öncesinde çok önemli bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi oyunda uzun bir zamandır herhangi bir yenilik olmuyor. Ve bunu oyuncular bas bas yöneticilere bağırıyor. Ama hala da değişen bir şey olmuyor. Böyle devam ederse çok yakın bir zamanda veya yarın Yine bir eleştirel video yapabilirim arkadaşlar. Bunu söylemek istedim sadece. Şimdi videomuza geçelim, maçımızı yapalım arkadaşlar. Yani bu bir tehdit falan değildir çünkü bu tarz eleştirilerin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa oyun bu şekilde devam eder arkadaşlar. Uzun zamandır da bu şekilde devam ediyor. Yani. Oyunu oynuyoruz, severek oynuyoruz. Fakat e, değişiklik istenildiği halde e, oyunda bulunan Adaletsizliklere geçit verildiği sürece yani kimsenin bu oyunu oynayası kalmıyor diye düşünüyorum. Açıkçası kendi açımdan örnek verecek olursam arkadaşlar ben eskiden e, bu oyunun yani oynamayı da videolarını çekmeyi de gerçekten çok severdim. E, şu anda yani inanın içimden video çekmek bile gelmiyor eskisi kadar. Çünkü yani oyuncuların istekleri karşılanmıyor. Yani en basit istekler ya bunlar hani öyle çok ağım şağım istekler değil. Yani sadece yenilik isteniliyor oyuncular tarafından fakat yenilik gelmiyor arkadaşlar. Yani şu maçın oyuncusu kaç aydır aynı. İşte sezon bileti saçma sapan ödüllere yüksek meblağda fiyatlar isteniliyor. Teklifler kısmı aynı şekilde 500-600 TL. Yani eleştirel videoyu bir sonraki videoda yapacağım dedim ama bu da biraz eleştirel video tarzında oluyor ama kusura bakmayın. Yani mesela en basit bir şey göstermek istiyorum sadece. Kraliye Şövalyesi kiralanma miktarına bakalım 500 TL. Yani bunu kaç bir günlüğüne kiralıyorsunuz sanırım. Aynen bir günlüğüne 500 TL aynı şekilde tekliflere giriyorsunuz 700 TL'ye yani şu ne demek ya 700 TL'ye şunun arton boyutu falan filan çok çok saçma miktarlar ya gerçekten çok çok saçma miktarlar dediğim gibi hani ben bunu bir tehdit amaçlı söylemiyorum oyunun daha iyi yerlere gelebilmesi için söylüyorum arkadaşlar umarım yapacağımız eğer düzelme olmazsa tabii ki yapacağımız eleştirel video bir nebze ee, bu olaya nasıl diyeyim ee, düzenleme getirir arkadaşlar. O şekilde evet karşımızda bir antik golem var. Gücü bizden kat kat yüksek. Ama elimizden geleni yapacağız. Sahide bakalım antik golem. 3-0 oldu. Son 78 saniye. Şöyle bir gol atalım. Yerden. Ulan yerden da atamadık. Havadan da top geçiremiyoruz. Evet yerden bir golümüzü attık. 3-1 oldu. Konuşacağız derken 3 tane golü yedik. Şöyle bir gol daha atalım. 3-2 yaptık. Gayet güzel. Dönüyoruz arkadaşlar. Haydi bir gol daha mükemmel. 3-3 yaptık. Beraberliği yakaladık. Bu saçma golü yemememeliydim ya. Gerçekten Bu saçma gol yüzünden maç bile kaybede kaybedebiliriz. Haydi yerden havadan güzel bir gol attık. Tekrardan beraberliği yakaladık arkadaşlar. Son 52 saniye. Şu an çok kıyasaya bir maç oluyor. Rakip beraberliği tekrardan bozdu. Haydi bir gol daha. Tekrar beraberliği almamız lazım. 5-4. Ulan gecikmeli geliyor. vallaha gecikmeli geliyor. Az daha yiyordum o golü. Maç 5-4. Çok saçma bir gol daha yedik. 37 saniye var. Şu... Yok. Yetişemiyoruz. Adamın gücüne gerçekten yetişemiyoruz arkadaşlar. Bizde de şöyle bir 7. seviye bir antik golam olsaydı çok çok iyi olabilirdi. E, maç 7-5. Döner mi? Döner. Var yani ihtimal. Kesin olmamak kaydıyla. 7-5, 7-6 yaptık. Mükemmel 22 saniye var. Bak oyun şu gecikmeler olmasın yoksa biteriz. Evet 7-7 tekrardan beraberliği yakaladık. Son 17 saniye. Gerçekten çok heyecanlı bir maç var. 8-7 yaptık. Öne geçtik. Böyle devam etsin. Kanka yapma. <laughs> Az daha gidiyordu top. Yer... Hayır, 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 hayır. Ya bu, bu kadar saçma bir gol olamaz gerçekten. Hayır. 5 saniye kala olmamalıydı bu. Ulan ne güzel döndürmüştük. Kanka sal topu. İnanmıyorum ya. Gerçekten çok başa baş gitti. Ben öne geçtim. Rakip öne geçti. En son rakibin öne geçmesiyle bitti. Ama rakibi gerçekten çok tebrik ediyorum. Güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Hemen yeni maçımıza geçelim. Yani güzel arkadaşlar. Ben bu oyunu oynarken eğleniyorum. Eğlenmek istiyorum. Ama hani nasıl diyeyim. Yani bu yeniliklerin mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Evet rakibimiz herhalde abonemiz çıktı veya tanıdık birisi çıktı. Oyunu direkt saldı bize. Yeni maçımıza geçelim. Yani en gıcık kaptığım kısmı söyleyeyim sizlere. Hadi tamam yenilik menilik falan filan hikaye de. Yani oyuncular dinlenilmiyor abi. Ben buna acayip ayar oldum ya. Yani millet bakıyorum Discord'un görüş öneri kısmına. Bir sürü şey yazılmış ya. Yüzlerce şey yazılmış. Bir tanesi de çıkıp dinlenilmez mi? Madem dinlenilmiyor o görüş öneri kısmı neden açılıyor ben bunu anlamıyorum yani. Madem öyle yapmayın görüş öneri yani dinlenilmeyecekse yapılmaması lazım. O şekilde. Evet onu attıralım kanka sana çok güzel. 2-1 yaptık yine bir siber komutan var. Bugünkü maçlar gerçekten çok kıyasaya geçiyor. Siber komutan vs flashbank. Haydi bakalım. Güç olarak bizden üstün rakipler geliyor ama yine elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Orada ben niye yerden atmadım ki? Yerden var ya orada yerden atsaydık garanti bir gol olurdu yani. Ama atmadık. Ama şöyle bir yerden gol atalım kanka. 5-1 yaptık. Güzel farkımızı açtık arkadaşlar. 6-1 yaptık. Evet rakibimiz sanırım maçtan çıkacak. Şöyle bol şans dileyelim. Tamam çıkmıyormuş. Oynamaya devam etmek istiyormuş. Evet. Bir gol yedik. 6-2 oldu. 6-3 oldu. Yapmamamız lazım bu tarz hataları. Yoksa sıkıntılara gireriz. Son anlarda. Evet. 6-3 devam edelim. Ee, ne diyordum? Ya, eğer şimdi farkı açmak önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü e, olur da farkı açmazsak son atıyorum 10 saniye kala 2 fark var diyelim. Rakip bir anda özeli koysa büyük sıkıntılar yaşarız. Gerçekten yaşanılacak şeyler bunlar. O yüzden erken vakitlerde farkı açmanın faydası vardır diye düşünüyorum. Evet 9-4 yaptık şu an gayet ideal bir fark miktarındayız. 15 saniye var arkadaşlar. Son 9 saniye bir gol daha atalım mı? Şöyle yerden evet. 10-4 yaptık arkadaşlar. Son 4 saniye. Bu da güzel bir maç oldu. Şöyle rakibimize bol şans dileyelim. Ve maçımızı bitirelim. Güzel bir maç oldu bu da gerçekten. Hızlıca bir maç daha atalım. Yani videonun girişinde... <laughs> bu arada güzel bir sıralamadayız. Ee, videonun girişinde dedim sadece maç atacağız diye ama... Biraz gerçekten eleştirel kısmına da kaydık. Ama dayanamadım arkadaşlar. Gerçekten dayanılacak gibi değil. Ee, zaten beni durmadan baskılayanlar da var bu konuda. Ee, i̇şte hani sen youtubersın bizim sesimizi duyurman lazım... İşte sadece hatta bazıları gerçekten hani baskılamayı bırakın hani hakarete kadar gidiyor işte orada boş boş video çekiyorsun paranı alıyorsun bakıyorsun falan. Yani emin olun arkadaşlar ben sesinizi duyurmaktan daha fazlasını yapıyorum. Ee, özel olarak işte hani benim iletişimde olabileceğim tek kişi var şimdi gidip de bana oyunun yöneticisi konuşmaz. Yani adam konuşmaz yani şimdi. Hani belki kendi çalışanı ile bile konuşmaz bir tek ben değil. Ee, o şekilde yani konuşabildiğim bir tek Discord moderatörü var. Ona ben bayağı bir söyledim arkadaşlar bu oyunun sıkıntılarını. O şekilde yani. Onun dışında belki Discord kullananlar biliyordur. Ee, Discord'da da durmadan yazıyorum gör, görüş öneri kısmına. Çünkü hani hata bildir kısmına veya başka bir kısma yaz, yazıldığı zaman direkt reportluyorlar. Yani reportlama değil de daha doğrusu işte yazdığın şeyi siliyorlar arkadaşlar. Çünkü bu olay yani bu tarz şeylerin görüş öneri kısmına yazılması gerektiğini söylüyorlar. Bu rakip bu arada içimizden geçer arkadaşlar. Valla şu an gülüyor da zaten ama <laughs> haydi bakalım biz yine elimizden geleni yapalım. Adam şu an var ya <laughs> çok sıkıntılı bir maç olacak arkadaşlar bu gerçekten. Rakip ya makro ya da kol oyuncusu ya da bilgisayar ikisinden birisi Üçünden birisi daha doğrusu. Çünkü bu rakiple daha önce de karşılaşmıştım. Ee, yani bir şey yapamayacağız biz bu rakibe. En baştan söyleyeyim. Yani şu hıza adamın ayak hızlarına bakar mısınız? Yani makro gibi duruyor ama bilmiyorum artık. Gülüyor da durmadan. <gülüyor> yani şimdi rakibimiz kol oyuncusu, bilgisayar oyuncusu ise laf etmiyorum da. Ee, makroyu kendi başarısıymış gibi gösterenlere daha öncesinde ettiğim laflar bu arkadaş için de geçerli de diyebilirim. Aslında hani öyle çok kötü laflar da etmedim açıkçası. Hani böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini söyledim o kadar arkadaşlar. Rakibi görüyorsunuz yani şu anda dalga geçmeye çalışıyor ama biz yine bol şans deyip maçımızdan çıkalım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yapacak bir şey yok. Yani %99 ihtimalle rakip makro arkadaşlar. Çünkü o kadar hızlı oyun alamaz. Yani mobil DS herhal... Yani mobilde ise hiç hiç oynayamaz yani istediğiniz kadar o tek ile ancak o kadar hızlı ayak hareketleri yapabilirsiniz o şekilde Evet videomuzu da burada bitirelim kazandık kazandık son maçta kaybettik o kadar da olur arkadaşlar yapacak bir şey yok Pardon bir de ilk maçımızda kaybettik harbiden ilk ve son iyi olmalı ama ilk maç gerçekten çok heyecanlıydı bir farkla kaybettik. Güzel bir maç oldu. Oradaki rakibimizi tebrik ediyorum. Ama sondakini tebrik etmiyorum. Çünkü makroydu bir de bize güldü. <laughs> Ama yine bol şansımızı diledik. Sıkıntı yok. Ee, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.